Merhaba. Ne haber? İyiyim sen? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor günün? İyi gidiyor senin. Güzel benim de. Bugün iş yok. O yüzden free'yim. Ne güzel. Aslında bize biraz kendinden bahseder misin? Hangi liseden mezunsun? Daha sonrasında neler yaptın? Tabii başlayayım. Robert'ten mezun oldum. Robert'ten sonra da Brown Üniversitesi'nde okumaya başladım. Tabii şimdi dördüncü senemdeyim artık. Okul bitmek üzere. Böyle daha modayla, işte luxury retail falan tarzı alanlarla ilgileniyorum. O alanda da böyle bir kariyer planı çizmeye çalışıyorum. Artık bir şeyler planlamam gerekiyor çünkü mezun olmak üzereyim. Öyle. En kısa haliyle bu yani. Tamam, teşekkürler. Peki Robert Kolejinde okumak zor mu? Robert'te okumak, valla o kadar uzun zaman oldu ki şimdi düşünüyorum. Hani geriye bakınca tabii şu an kolaymış gibi geliyor ama yani aslında düşünce o tarih dersleri falan filan o kadar çok ezberdi bir bilmem neydi falan. Yani kesinlikle kolay bir okul değil. Ama yani sana çok esneklik sağlıyor ne bileyim. Ben böyle fizikten, kimyadan falan çok hoşlanmıyordum hiçbir zaman. Matematikten hoşlanmıyordum. Hani en azından o açıdan hani ne bileyim bir sene fizik aldım, bir sene kimya aldım. Sonra sevmediğimi anlayınca bir daha fizik, kimya almadım kesinlikle. Matematikte de aynı şeyi yaptım. Herkes böyle işte kalkülüs dersleri falan aralıyordu. Ben bir tek istatistik aldım ondan sonra matematikten de uzaklaştım yani. Öyle o hani o açıdan rahattı. Ne bileyim dil derslerine yöneldim. Daha böyle humanities, social sciences falan yapmaya çalıştım. Hani o esneklik güzeldi ama kesinlikle kolay bir okul değil yani çok çalışmak gerekiyor. Tamam, teşekkürler. Peki Türkiye'deki üniversite sınavına hazırlandın mı? Türkiye'deki üniversite sınavına hazırlanmadım. Çünkü ben hep yani en azından ikinci sınıftan sonra itibaren hep Amerika'da okumayı düşünüyordum zaten. O durumda da hani bizim okuldaki counselor'lar hani şey demişti bize sadece. İşte Türkiye'deki iki sınav vardı Türkiye'de galiba çok da emin değilim şu an. İlkine girip orada barajı geçmemiz gerekiyordu. O barajı geçmemiz yani onun sebebi de hani ne bileyim sen Amerika'da okumaya başladın ondan sonra bir şeyler ters gitti işte Türkiye'ye dönmen gerekti falan. O durumda en azından o transition'ı kolaylaştıran bir şeymiş o barajı geçmek anladığım kadarıyla. Sadece onu yapmamızı söylediler işte. Onu yaptım ben de. Hani kesinlikle ne aldım bile hatırlamıyorum açıkçası. Peki Robert'in denkliği nasıl oluyor Amerika ile ilgili? Yardımcı oluyorlar mı başvururken? yani tam olarak denklik gibi bir şey yok açıkçası. Zaten sınavlara ayrı hazırlanıyorsun. Yani işte SAT, ACT falan gibi ya da ne bileyim AP falan gibi sınavlar var. Onlara hazırlanıp o sınavlara göre hareket ediyorsun. Yani Amerika'nın sistemini onların procedure'larına göre hareket etmen gerekiyor. Yani o yüzden çok denklik konusunda bir bilgim yok açıkçası. Tamam, teşekkürler. Peki sen okumak için neden Brown'u tercih ettin? Düşüneyim. Yani bir kere zaten Ivy League bir okulda okumak istiyordum. O benim için önemliydi. Ama yani hiçbir zaman böyle Harvard'da falan ulaşabileceğimi düşünmedim. Ama Brown'la alakalı benim için en önemli şey zaten böyle siteler vardı. Şimdi isimlerini hatırlamıyorum ama işte oraya girip bütün okullarla alakalı işte öğrencilerin yaptığı yorumlara falan bakıyordum. Ne bileyim işte hiç adlarını hatırlamıyorum gerçekten. Ve Brown'la alakalı hatırlıyorum hiç kötü bir yorum yoktu. Yani hep insanlar güzel şeyler söylüyordu Brown hakkında. O kesinlikle bir artı olmuştu benim için. Bir de şeye çok dikkat ettim. Okullardaki yabancı öğrenci oranlarına bakıyordum ve Brown'da hani international öğrenci sayısı %20 kadar o bir hani faktör oldu. Onun dışında da Brown'un böyle çok böyle liberal education falan gibi bir fikri var. Ve işte bu liberal education sayesinde hani istediğin ders alabiliyorsun. Ne bileyim başka okullara gittiğinde bazı core derslerin oluyor. Ne bileyim matematik alman gerekiyor, fizik alman gerekiyor falan. Onu yapmak istemedim açıkçası. Çünkü matematikten, fizikten falan çok bıkmıştım. Şimdi burada istediğin dersi alıyorsun. İki sonra işte kendi major'ını declare ediyorsun. İşte ne bileyim ben business ve political science declare ettim. O güzel bir artı oldu yani. Tamam, teşekkürler. Peki Amerika'daki eğitim ücretleri nasıl? Yüksek. Kesinlikle düşük değil. Ve yani tabii ki bir de hani işte zor tarafı şu açıkçası. Yabancı öğrenci olduğun anda senin okullardan burs alman çok daha zorlaşıyor. Çünkü yani bursla beraber başvuru yapıyorsun. Yani burs başvurunu da kendi başvurunun yanında gönderiyorsun aslında. Onu gönderince de okullar seni
yani aşağı, yani senin başvurunu aşağı çekmiş oluyor gibi bir durum oluyor. Yani girme şansını azaltıyor falan filan. Öyle olunca tabii fiyat yabancı öğrenciler için artıyor ama yani benim ailem hep elinden geleni yaptı benim için, yani sağ olsunlar. Bitiriyorum şimdi okulu da bakalım. Peki burs imkanları nasıl? Burs imkanları dediğim gibi zor. Yani birkaç okul var mesela, eğer Harvard'da, Princeton'a, bir de Yale galiba. O üç okul, bunlar need blind diye geçiyor. O okullara başvurduğunda okul senin işte hani parasal bir yardıma ihtiyacın olup olmadığını değerlendiriyor ve yani değerlendirmesini aslında seni kabul ettikten sonra yapıyor diyeyim. Öyle olunca da hani senin burs başvurusu yapmış olman okula girişini etkilememiş oluyor. Ama Brown'da, ne bileyim, Columbia'da, Stanford'da falan bu durum böyle değil. O yüzden hani burs başvurusunu da beraber gönderiyorsun. Seni burs başvurusuyla beraber değerlendiriyorlar. Öyle olunca senin kabul alma oranın gittikçe azalmış oluyor. Kolay değil Tamam. yani. Peki en fazla kaç okula başvurabiliyorsun? Başvuru prosedürü nasıl? Ya onda bir kısıtlama var mı emin değilim. Bize okul sadece şeyi öneriyordu, onu hatırlıyorum. Yani en fazla 10 okula başvurun diyorlardı. Çünkü gerçekten her okul için farklı bir application hazırlaman gerekiyor. Yani her okulun istediği işte, ne bileyim, sınav skorları farklı. Sınav skorları çok farklı değil aslında ama her okula farklı yazı yazıyorsun. İşte bu okul neden istediğinle ilgili böyle çok detaylı şeyler yazman gerekiyor falan. Öyle olunca da hani yani 30 tane okula başvurmak istemiyor kimse. Ben de herhalde 10 tane falan okula başvurma gibi bir plan yapmıştım ama ben early decision'dan kabul aldım. Öyle olunca da kabulüm daha erken geldiği için bir sürü okula başvurmama gerek bile kalmadı yani. Peki her okula başvurduğunda ayrı bir ücret ödüyor musun? Başvuru ücreti nasıl? Başvuru ücreti herhalde böyle 70 dolar falan gibi bir şeydi bizim zamanımızda ama gittikçe artmış olabilir. Her okul için ayrı bir ücret ödüyorsun, evet. Okuldan okula da değişiyor galiba. Eğer public, yani devlet üniversitesine başvuruyorsan devlet üniversitesinde ödediğin ücretle işte private başvurduğun üniversitenin ücreti aynı olmuyor diye hatırlıyorum. Ama tam da emin değilim açıkçası. Tamam, teşekkürler. Peki başvuru sırasında istenen belgeler nelerdi? Sınav skorlarını görmek istiyorlar. İşte SAT, ACT, TOEFL galiba, evet. Onları görmek istiyorlar. Okuldaki notlarını görmek istiyorlar. AP sınavlarını görmek istiyorlar. Tabii bir de daha böyle hani legal tarafı var işin, yok pasaporttur falan, bir bilmem ne, o tarz dokümanları da toplaman gerekiyor. Ama çok zor değil kesinlikle. Zaten onun listesini çok açıkça belli ediyorlar sana ne yapman gerektiğini. Tamam, teşekkürler. Peki okulun sevdiğin ve sevmediğin özellikleri neler? Okulun, yani Brown'u gerçekten çok seviyorum, yani süper bir okul. Yani sevmediğim nesi var aklıma gelmiyor bile açıkçası. En güzel tarafı bu, dediğim gibi, bu liberal education durumu harika bir şey. Yani istediğin dersi alabiliyorsun. Bir de onun dışında bence herkesin kendi hani alanında gruplar var. Yani tiyatro ile ilgileniyorsan bir sürü tiyatro grubu var, bir sürü müzik grubu var. İşte yani çok daha business tarafındaysan işlerin bir sürü business grubu var falan. Herkes kendi yerini bulabiliyor gibi hissediyorum. O açıdan çok güzel. Kötü tarafı yok bile diyebilirim. Tek kötü tarafı aslında yani okul şeye çok odaklı. İşte investment banking, consulting, işte software development falan gibi işlere çok odaklı. Ve yani okul o alanlarda işte, ne bileyim, insanları okula çağırıyor. Ne bileyim, işte McKinsey okula geliyor, Bain okula geliyor, işte Goldman Sachs okula geliyor ama mesela ben moda ile ilgileniyorum. Moda ile alakalı bir şirket okula gelip işte sana yardımcı olmuyor. Ay, bence tek eksi tarafı o şu ana kadar yaşadığım. Tamam, teşekkürler. Peki, lisans sırasında staj yapmak sence ne kadar önemli ve sen hiç yaptın mı? Staj yapmak çok çok önemli. Zaten en önemli şey CV'ni build etmek. Yani CV'nde olan şeyler kadar önemli oluyorsun bir noktada. Yani gittiğin okulun tabii ki çok önemi var ama o seni sadece bir iş başvurusu yaptığında belli bir noktaya getirebiliyor. Yani ilk screening'den belki geçiyorsun ama ondan sonra asıl CV'nde ne yazıyorsa önemli olan şey oluyor. Ben yani ilk freshman yılından beri staj yaptım. Freshman yılın ikinci döneminde 6 ay Silicon Valley'de bir startup'ta çalıştım. Fashion ID diye bir startup'tı. Ondan sonraki yılda New York Moda Haftası'nda böyle gönüllü olarak bir şeyler yaptım falan.
O yaz Tiffany & Co'da çalıştım 4 ay. O süper bir deneyimdi. Bu yaz da Ralph Lauren'de çalışacaktım ama Covid'den dolayı iptal oldu maalesef. Ama şimdi başka bir markayla daha böyle remote bir iş yapıyorum. O da güzel gidiyor. Çok yoğun değil. Tamam, teşekkürler. Peki bölümünü okumak isteyenlere verebileceğin tavsiyeler neler? Hangisini? Business mi? Siyaset mi? Aslında biraz bölümünden bize bahsetmek ister misin? Çünkü siyaset bilimleri diye yaptık biz başta ama aslında tam Öyle mi? siyaset değil. Yani siyasetle çok aşırı da ilgilendiğimi söyleyemem. Yani nesiyle ilgileniyorum? Daha teori tarafıyla ilgileniyorum. Yani bence siyaset veya herhangi bir humanities veya social science okumak size daha çok nasıl düşüneceğinizi, işte nasıl okuyacağınızı, hani perspektifinizi geliştiriyor diye düşünüyorum. Ama hiçbir şekilde siyaset tarafında bir hani kariyer planlamadım kendime. O yüzden hep business'a daha çok odaklandım. Business'ta öğrendiğim şeyler de çok practical oluyor. Yani hep yani gerçek hayatı uygulayabileceğin şeyler ve güzel tarafı da o bence. Yani siyaset ve biznesi aynı anda mı görüyorsunuz? Ders dağılımı nasıl oluyor? Yani ne deniyor ona? Türkçe'de çok da emin değilim. İki dal beraber, hani iki ayrı dal. Sistem dağılımı mı? Evet, aynen öyle. Yani çok birbirleriyle bir bağlantıları yok aslında. Evet, sadece iki dersin falan ortak, iki bölümün arasında. İki ayrı dal okumuş oluyorum yani. Tamam, teşekkürler. Peki COVID döneminde aslında Amerika'nın yabancı öğrencilere sınırı kapattığını duyduk. Bu durum seni de etkiledi mi? Beni en başta etkilemedi çünkü ben zaten geri dönmedim bütün bu olaylar olunca. Hani yazın Ralph Lauren'de çalışacağım falan filan diye, hani yaza kadar da Covid geçer diye düşünüyorduk o zaman. Öyle olunca burada kaldım. Ondan sonra sınırlar falan kapandı zaten. Sınırlar kapanınca da geri dönemedik. yani beni çok etkilemedi. Tek sıkıntı, hani bir ay önce, bir ay bile olmadı herhalde, 2-3 hafta önce Trump bir açıklama yaptı, haberin var mı bilmiyorum. O açıklamada da şey diyordu, eğer işte üniversiteyi burada okuyorsan ve yabancı öğrenciysen ve okulun sadece online ders veriyorsa ülkeye geri dönemezsin falan gibi bir durumlar oldu. Öyle olunca da biz böyle bir şok geçirdik, yani ne yapacağız falan diye düşünüyorduk ama zaten Brown şeye karar verdi. Hybrid bir şey yapma, hani hem in person hem online dersleri beraber yapma kararı aldı. Öyle olunca zaten benim açımdan bir sorun çıkmadı. Bir de üstüne zaten Trump o kararı bir hafta sonra falan geri çekti çünkü çok fazla tepki aldı. Yani bir öyle bir durum yaşadık ama sıkıntı olmadı sonunda. Tamam. Peki okulun COVID döneminde nasıl değişikliklere gitti? Okul kapandı zaten, işte Mart'ın başıydı, 14'ü müydü neydi, herkesi eve yolladılar. Tabii ben kampüsün dışında yaşadığım için kendi evim var şu an. Okulda kalma şansım oldu ama yurtlarda yaşayan herkesi geri gönderdiler. Şimdi bu dönem için de daha yeni bir mail attılar birkaç hafta önce, hani okul nasıl olacak, hani kampüs hayatı nasıl devam edecek falan diye. Onda da böyle yani 20 sayfalık falan bir maildi zaten, inanılmaz uzundu. Yani çok kampüs hayatı falan kalmayacak anladığım kadarıyla. Yurtta yaşayan öğrencileri böyle teker teker odalara koyuyorlar. Eminim zaten Türkiye'deki üniversitelerde de aynı şeyleri yapıyorlardır ama bayağı bir önlem aralıyorlar gibi gözüküyor. Tamam. Peki bölümde mezun olduktan sonraki iş imkanları neler? İş imkanları yani yabancı öğrencilere gelince biraz zor açıkçası. Çünkü yani yabancı öğrenci olduğun anda zaten bir application dolduruyorsun. Application doldururken sana "Do you need sponsorship" falan gibi diye bir soru soruyorlar. Ona yes dediğin anda bir sürü iş yeri sana direkt red gönderiyor. O yüzden yani Amerika'daki şirketlerin %90'ı da bu şekilde operate ediyor. Geri kalan %10'una başvurmaya çalışıyorsun ama hangisini yabancı öğrenci kabul edip hangisini yabancı öğrenci kabul etmediğini bilmediğin için neye başvuracağını da tam olarak bilememiş oluyorsun. Yani zor, kesinlikle iş imkanları zor. Ama eğer software development, işte yatırım bankacılığı, danışmanlık falan gibi bir şeyler yapıyorsan o alanlarda daha fazla fırsat var. Ama o alanlarda da hani competition çok yüksek Amerikalı öğrencilere kıyasla da. Tamam, teşekkürler. Peki okuduğun bölümde kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Yani dediğim gibi staj en önemli şey. Bir sürü staj yapıyorum. Onun dışında okuldaki bazı organizasyonlarla beraber çalışıyorum. Kendi kulübümü başlattım şimdi. Modayla, işte luxury retail'la falan ilgilenen insanlara, yani öğrencilere
staj ve iş bulmakla alakalı bir çalışmalar yapmaya çalışıyoruz falan. Onunla bayağı ilgileniyorum. Şimdi yeni bir blog falan yazmaya başladım modayla alakalı falan. Parsons'tan bir ders almaya çalışıyorum. Yani bir sürü bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Peki moda alanında staj yapmak isteyeceklere verebileceğin Yani yabancı öğrenciler için yapılması gereken şey daha büyük şirketlere başvurmak. Çünkü küçük şirketlerin sizi destekleyecek ne yani finansal bir kapasitesi olmuyor. O yüzden işte ne bileyim Tiffany'de ve işte Ralph Lauren'de iş bulmamın sebebi de oydu diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de çok büyük dünyaca bilinen şirketler. Ama daha küçük şirketlerde çalışmak daha zorlu olabilir diye düşünüyorum. Peki okurken aynı anda çalışma fırsatı var mı Amerika'da? Yani okuduğun okulla alakası var kesinlikle. Eğer okulun içerisinde çalışıyorsan bir sıkıntı olmuyor. Yani ne bileyim okulun yemekhanesinde çalışıyorsan, işte kütüphanesinde falan çalışıyorsan bir sıkıntı yaşamıyorsun. Ama okulun dışında ne bileyim ben Starbucks'ta çalışayım falan gibi bir seçeneğin de olmuyor. Evet, öyle yani. Ama çok fazla da bir para kazanamıyorsun açıkçası. Yani okulda yaptığın çalışmadan ne bileyim saati 10 dolar çalışıyorsun. Haftada maksimum 10 saat çalışırsan haftada 100 dolar kazandın. Yani cebine çok giren de bir şey olmuyor açıkçası. Peki hayat pahalı mı? Yani sen yurtta mı kalıyordun yoksa ev mi kiraladın? İlk 2 sene yurtta kalmak zorunluydu bizim okulda zaten. Ondan sonra da ben işte 3. senemde arkadaşlarımla eve çıktım. Daha kesinlikle daha rahat yani kendi evinde olması. Yani Rhode Island yani New York falan kadar pahalı değil. Bir de daha fazla seçenek var ne bileyim yani aylığı 500 dolara bir yerde bulabiliyorsun ya da ne bileyim kampüsün ortasında aylığı 1500 dolara böyle residence falan gibi bir yerde de kalabiliyorsun. O açıkçası yani senin hani finansal durumunun nerede olduğuyla alakalı bir şey. Tamam, teşekkürler. Peki Rhode Island nasıl bir eyalet? Rhode Island güzel. Ben çok seviyorum. Benim de ikinci yazım burada. Yazları çok güzel oluyor. İnanılmaz güzel böyle beachler falan var. Bir de arkadaşlarının olduğu yer güzel oluyor açıkçası. Yani şimdi kocaman bir evde yaşıyoruz. 25 kişi beraber yaşıyoruz falan. Öyle olunca da keyifli geçiyor yani. Çok güzel restoranlar var Rhode Island'da. Ama yani hani böyle İstanbul'un kalabalığını, yoğunluğunu falan o işte şeyine neden çok böyle lively bir yer İstanbul çünkü hani aynı enerji yok burada. Daha sakin bir yer. Ama yine de güzel, seviyorum. Ulaşım imkanları nasıl? Ulaşım imkanları yani Amerika'da genel olarak çok böyle public yani transportation olayı yaygın değil. Herkesin kendi arabası var genelde. Ama Rhode Island çok küçük bir state. Yani bir ucundan bir ucuna 1 saatte gidebiliyorsun zaten. Eğer uzak bir yere gitmek istiyorsak ne bileyim Newport'ta beach'e gideceğiz diyelim. Hani arkadaşlarla Uber çağırıyoruz. Onu aramızda bölüşüyoruz. Çok da sıkıntı olmuyor. Çok zor Tamam. değil yani. Teşekkürler. Peki Amerika'ya ilk gittiğinde alışmakta en çok zorlandığın şey neydi? En çok zorlandığım şey yani sanırsam Türkçe konuşmaktan vazgeçmek biraz zordu. Zaten ben çok yakın bir arkadaşımla beraber Brown'a geldim. Biz beraber başvurmuştuk falan. Burada da beraber takılıyorduk. Ne bileyim Amerikalı arkadaşlarımızla falan beraberken hep aramızda Türkçe konuşuyoruz. O da tabii çok hoş olmuyor ama artık o kadar alıştık ki kendi aramızda bile İngilizce konuşuyoruz artık yani. Ama en başta o bayağı zorlu. Bir de derslerle alakalı. Tabii ilk geldiğimde yani özellikle politika ile alakalı yani siyaset okurken çok fazla yazı okuyorsun işte çok fazla yazı yazıyorsun ve İngilizcem kesinlikle çok iyi değildi. Onda zorlandım ama birkaç yani zaman geçtikçe neyi okuyup okumaman gerektiğini anlıyorsun, nasıl okuyup okumaman gerektiğini anlıyorsun. Gramerin düzeliyor, İngilizcen düzeliyor falan filan gittikçe kolaylaşıyor yani. Peki iş olanakları konusunda nasıl? Yani New York'a da Los Angeles gibi şehirlere taşınmayı hiç düşündün mü? Benim tabii yani çalışmak istediğim alandan dolayı yani New York sonuçta hani modanın ve luxury retail'ın başkenti gibi burada. O yüzden New York'ta olmam daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ama bir de şu an şeye de bakıyorum hani bu Covid'in getirdiği bir sürü değişim var. Ve bir sürü şirket ne bileyim Microsoft, Google falan gibi şirketlerin hepsi çalışanlarını yani çalışanlarını işe davet etmeyi bile planlamıyorlar önümüzdeki yaza kadar. Ve düşünüyorum ki yani eğer durum buysa hani bir sürü insan New York'tan kendi yani normalde yaşadıkları yerlere geri dönüyorlar. Çünkü New York çok pahalı bir yer falan. Ve insanlar normal kendi ev ortamından çalışmaya devam ediyorlar.
Eğer hani durum buysa ve şirketler remote work yapmaya devam edeceklerse New York'ta yaşamanın da çok bir manası olduğunu düşünmüyorum. Ama onu da zaman gösterecek. Tamam, teşekkürler. Aslında benim sorularım bu kadardı. Sen eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yok, benim eklemek istediğim bir şey yok ama başka soru sormak isteyen birisi varsa cevaplayabilirim. Tamam. O zaman soruyu beklerken ben bir hatırlatma yapayım. Bu yayın kaydı olacak. Hem Instagram IGTV'de hem YouTube kanalımızda hem de Spotify'da podcast olarak bu yayına her zaman ulaşabilirsiniz. Onun dışında sorusu olan varsa yazabilir. Sorabilirim. Süper, tamam. Teşekkür ederim. Güzeldi. Umarım Ben faydalı teşekkür olmuştur ederim. birilerine. Ben teşekkür ederim. O zaman sorusu olan varsa aslında seninle de iletişime geçebilirler. Yine bizim aracılığımızla bize de yazabilirler. O Anlaştık. zaman tekrar teşekkürler yayına Ben katıldığın için. teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi Ben bakalım. de. Görüşürüz.